Verilen kutucuklardaki çeklerle belirtilmiş sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için çiçeklerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk önce yüklemi bulalım. Yüklem mizahtan yararlanılır olabilir. Azaltmak için ile stresi tedavisinde ve kişinin yaşadığı acı bazı hastalıkların. Bazı hastalıkların tedavisinde ve kişinin yaşadığı acı ile stresi azaltmak için mizahtan yararlanır. Yıldız, üçgen, çiçek, kalp, kare ve yuvarlak C seçeneğinde verilmiştir. Numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Sağlıklı, hoşgörü, davranışlıdır insan. Numaralanmış sözcüklere baktığımızda hoşgörü, sağlıklı insan davranışıdır olacak. 2, 1, 4, 3. O da B seçeneğinde verilmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Köhne, paslanmış, benzer, atmak çok zordur. Şimdi baktığımızda köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, çekip atmak çok zordur. Bakın A seçeneği oldu. Şimdi B seçeneğini getirelim. Köhne evler, paslanmış demirlere benzer, yıkıp atmak çok zordur. B olmuyor. Köhne duygular, paslanmış tenekelere benzer, onlar atmak çok zordur. Uygun olmuyor. D seçeneği, köhne insanlar, paslanmış hayatlara benzer, yaşamdan atmak çok zordur. D seçeneği de olmuyor. En uygun olan A seçeneğindeki fikirler çivilere çekiptir. Doğru cevap A seçeneğidir. Empati, kendini başkasının yerine koyabilme ve onu anlayabilme. Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanamaz? Bakalım. Empati, kendini başkasının yerine koyabilme ve onu anlayabilme becerisidir. Uyar. Empati, kendini başkasının yerine koyabilme ve onu anlayabilme davranışıdır. Uyar. Empati, kendini başkasının yerine koyabilme ve onu anlayabilme eğitimidir. Eğitim buraya uygun olmamakta. Empati, kendini başkasının yerine koyabilme ve onu anlayabilme gücüdür. Bakın gücüdür de uyuyor. C seçeneğindeki eğitimdir sözcüğüyle tamamlanamaz diyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sondan ikinci ifade aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi birden beşe kadar numaralanmış sözcüklerle cümleyi kurduğumuzda insanı affetmek kadar yükselten bir davranış yoktur. Sondan ikinci ifade, beş nol ifade, bir davranış sözcüğü
Doğru cevap D seçeneğidir. İnsan dünyanın neresinde olursa olsun yanında kötülüğün karşısında olmalıdır. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamlanmalıdır? İnsan dünyanın neresinde olursa olsun nokta noktanın yanında kötülüğün karşısında. Bunun zıttını aramamız gerekiyor. Bu da iyiliktir. Bakalım insan dünyanın neresinde olursa olsun iyiliğin yanında kötülüğün karşısında olmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Kişi hayatta birçok başarı elde edebilir fakat başarılara takılıp kalırsa. Bu cümle aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamlanırsa diğerlerinden farklı bir anlam kazanır. Şimdi bakalım. Kişi hayatta birçok başarı elde edebilir fakat başarılara takılıp kalırsa başarısı eksik kalır. Eninde sonunda tökezler. Başarıların anlamı kalmaz. Daha büyük başarılar kazanır. Bakın A, B ve C'de olumsuz bir anlam meydana geliyor. Ama D seçeneğinde olumlu bir anlam meydana geldiği için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi bakalım. Anlamlı cümlemizi kuralım. Bayram, sevinci, sabahın ilk ışıklarında başlar. Bayram bitene kadar devam eder. Dolayısıyla 4-6 4-6 5-1-3-2 o da B seçeneğidir. Hayatımızda ve rehberlikleri tüm yaşantımıza öğretmenler vardır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hayatımızda kılavuzlukları ve rehberlikleri tüm yaşantımıza cevap veren öğretmenler vardır. A seçeneği uyuyor. Hayatımızda iz bırakan ve rehberlikleriyle tüm yaşantımıza yön veren öğretmenler vardır. Bakın B daha uygun oldu. Hayatımıza yön veren ve rehberlikleriyle tüm yaşantımıza etkili öğretmenler vardır. Bakın C uygun olmadı. D, hayatımıza değerli ve rehberlikleri tüm yaşantımıza tesirli öğretmenler vardır. D de olmuyor. Şimdi bu ikisi arasında baktığımızda B seçeneğindeki sözcüklerin daha uygun olduğunu görüyoruz. Hayatımızda iz bırakan ve rehberlikleri tüm yaşantımıza yön veren öğretmenler vardır. Çünkü rehberliğin amacı yön vermektir. Dolayısıyla buradaki rehberlik sözcüğü bizi yön verene götürmüş oluyor. Yurdumuz doğal ve tarihi zenginliği ile turizm açısından eşsiz bir. Bu cümle aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamlanamaz? Eşsiz bir hazinedir, eşsiz bir ülkedir, eşsiz bir güzelliktedir, eşsiz bir varlıktır. Varlıktır olmuyor. Onun için doğru cevap denizidir.